Bugün dava açıldığına dair resmi evrak Fahriye Hanımlara ulaştı. Benim tek arzum oğlumu görebilmek. Biz de velayet davası açtık. Eğer kazanamazsak mahkemenin uygun gördüğü tarihlerde görebileceksiniz oğlunuzu. Oğlumu bana göstermemek ne demekmiş görecekler. Biraz konuşalım Cemil. Artık söyleyeceklerini mahkemede söylersin. Ahmet'i bizden alamazsın. Dava açtın diye Ahmet'i sana mı verecekler sanıyorsun? Cemil Bey hakkını hukuki yollarla arıyor. Biraz sakin olur musunuz? Tek yol mahkeme miydi ha? Siz zorladınız beni buna. Oğlumu görebilmek için bin dereden su getirmekten bıktım usandım. Elini vicdanına koy Cemil. Çocukla görüşmedin mi? Adam olsaydın da çocuğun yanına içmeseydin. Seni bana sayıyla mı verdiler? Yapmayın beyler. Konuşarak çözelim meseleyi. Yeter! Bıktım artık ikinizin kavgasından ya. Aman Salih üzülmesin. Aman Cemil çocuğunu görebilsin diye kendimi paraladım. Bir kere de bu kadın ne çekiyor diye düşündünüz mü? Çocuğum üzülmesin, bu çekişmeyi hissetmesin dedikçe üstüme geldiniz. Tek bildiğiniz kavga etmek. Bıktım artık ya, bıktım. Bu çocuk ikimizden önce benim. Uzay karnımda ben taşıdım. Ben sadece çocuğumun mutlu olmasını istiyorum, anlıyor musunuz? Ahmet'in mutlu olmasını istiyorum. Bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Olur mu öyle şey Filiz Hanım? Hiçbir şey yoksa Erol abinin hatırı var. Rahmetliden çok şey öğrendik. Çok dürüst, çalışkan bir insandı. Sağ olun. Sizden bir ricamız olacaktı. Hay hay buyurun. Tekiner Holding iflas ettiği için şirketinize ait çeklerin bir kısmını ödeyemedik. Şirketinizin abim Ömer Tekiner adına dava açtığını sanıyorum. Biliyorsunuz abim kalan borçlarımız yüzünden hapiste. Eğer davayı geri alırsanız abim cezaevinden çıkacak. Borcumuzu mutlaka ödeyeceğiz ama zamana ihtiyacımız var. İnsani yönden elbette yardım etmek isterim. Ama ticari yönden çekler zamanında ödenmediği için bizler de çok zor durumda kaldık. Bu işler neticede mahkemede nihayetlenir. Kusura bakmayın, elimden bir şey gelmez. İflas etmeden önce ben de yöneticiydim. Ama asla sizin kadar insafsız olamadım. Bu teklifle kardeşim de gelseydi hayır derdim Filiz Hanım. Şirketler prensiplerle yönetilir. Kimseye ayrıcalık tanıyamayız. Merhaba İknur Hanım. Aslı Hanım bugün beni aradı mı? Hayır Yılmaz Bey, aramadı. Peki, teşekkür ederim. İyi miyim? Neyim varmış? Bir yakınınız var mı dışarıda sizi bekleyen? Neden sordunuz? Varsa onun da burada olmasını isteyecektim. Kimsem yok. Ne diyecekseniz hazırım ben. Metin olmalısınız. Tarif ettiğiniz baş dönmeleri kafa içinde basınç artmasına bağlı bir bulgu. Tomografi tetkikleri de bunu destekliyor. Kafa içi basıncının artma nedenine gelince serebellüme yakın bir bölgede çapı 2 milimetre. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.